değerliler, çok güzel bir dünya bu dünya. Bunu bilmeyen mi var? Nimettir dünya tüm insanlığa. Diğer planetleri bilirim. Çoğunda koruyuculuk, kodlayıcılık, horluk seviyesinde var. Ama yaşam kontrolsüz. Bugün burada yaptığımız tüm çalışmalar kendi yoğunluğumuzdan yapılıyor. Muhammed kiblesinden öte bir ilim ama hepimizin kelamı olan ilim. Tüm planetleri gerçekten bilirim. Ve bütün kötülüklerinin yaşamsallığını da bilirim. Bütüne hizmetin anlamını bilmeyen bir zavallı dünyada büyük kök görev yapmaya indim. Nerede insan varsa öz göz olup girelim oraya. Omuz yüküm dünya planında ben. Niye bilir misiniz? Bütün kötülüklerin ışığını kök görevimle dürümledim ve kontrol ettim. Ama köksüz değilim. Gönderdikleri bir yaşam da değilim. Önce görevim bilinir ama ilmim bilinmez. Önce yüreğim bilinir ama tekniğim bilinmez. Beni bilmeyen beni kodlamaz ama ben hep biliş halindeyim. Yüksek ışıklara görev taşırım demek isterdim ama onlar kendilerini dinlesin diye görev taşıtırım. Hepsi kendi görevlerini taşısın isterim. Yüce dünya, ben tüm insanlığım. Bunu derim hep. Neden? Çünkü insanlığın kelama varmasıdır dileğim. Büyük bir dünya kurmak niyetim var. Börtü böcek olan, yarınlar olan, ışıklar olan ve tüm şarkılar olan bir dünya. Her şeyin olduğu, özlenen bir dünya. Işıkların şarkı halinde dillendiği bir dünya. Ve yüksek şafağın öz görev olduğu bir dünya. Öyle güçlü bir dünya kuracağım ki planetler arası en karnelerin dürümlerde dilleneceği bir güç dünya. Bu dünya yoğun ışık altında şu anda. Büyük bir görev ama bunu yapmak hepimizin gerçeğiydi ve geçiş içindi. Siber sahalar oluşturduk bu nedenle. Bu sahaların şavkı kodlandı. Bu sahalardan öte sahalar da kodladık. Netice olarak siber sahra mutlak kurulları kayda geçirmeye başladı. Ön geçiş tamam. Ama daha geçilecek çok şafak var. Ve bütün bu şafaklar haliki hak olanlarca kodlanacak ve hak tahttan yapılacak. Dünya planetinin genişlemesi gerçekleşecek. Bu genişleme topraktaki şafağın geçişken hale gelmesiyle olacak. Dünya süper insanlık realitesinin gücünü dinleyebilir ama süper realite kontrol kurmadıkça insan sahrada kodlama yapmayacak. Ve dünyanın ruhu. Bu da görevdi. Nedir bu ruh? İnsanlıktır. İşte yaptığımız çalışmada sonra ve daha sonra ve daha sonra olan ve olmakta olan ve olması beklenmeyen, gerçekten olan, bilinen, olduğu bilinen o şavk, ruh. Ve ruh mutlak kodlayıcıdır. Temel bilgi Allah'ın ilmi derken, insanın Allah'ın levhi kelamı olduğu da bilinmeliydi. Kini aşmayan yolu bulamaz canlarım. Önce dünya, yol ve sonsuz sır olan biliş. Bunu anlayabilen kelamı diller ama bilmeden dilleyemez ki. Kutsal dünya. Hadi buyurun anlayın kutsal dünya. Dönmeden durabilir mi dünya? Her anda
dönüş halinde değil mi? Peki neden döner? Sordunuz mu? Tüm planetlerin dönüşleri, ışık kürelerinin kodlayıcılığı ve planetlerin pirayelerle dillenişi. Ama yoğunluğu artırır, artırmaz konu bu. Hangi dönüş daha yoğun? Hangi dönüş yoğunluğu tohumluyor? Dönmekte olan şavk neyi kayıtlıyor? Dönüş olmasa aşk sahaları kodlanabilir mi? Dönem, dönem deriz. Hep dönüşü ifade ederiz. Dönem, dönem ve tüm dönemler. Ama teknik olarak bir tek dönem ve hepsi tek tek dönem. Ama dönen tüm sahralar ve mutlakiyet. Hepimiz sormadan anlamaya çalışıyoruz. Ne demek? Neden dönem? Niye dünya döner? Niye gezegenler dönüş halindeler? Dönmese yarınlar kodlanabilir mi? Yoğunluk artabilir mi? Big Bang'den söz ederler hep. Nedir Big Bang canlar? Patlama derler. Ol dedik oldu. Öyle mi? Vallahi yanlış, billahi yanlış. Devinim diye bir şey var canlar. Biliniz, devinim diye bir şey var. Ve devinen her şey topraktadır, tohumdur. Oğullarını kodlar, yaşar, yaşanır ve yaratır. Devinen yaratır, devinmeyen de yaratım olmaz. Ve devinenin yaşamları tohumladığı bir dönümde her şey kontrollü oluşur. Yaşamlar ne şekilde oluştu diye sorarlar. Yasa der ki, önce görevini hak et, önce yüreğini hak et, önce önünü yüce ilimle dille, ama önünü dille, ama son sözde insan ol, kendini dille. Nereden geldin, nereye gidiyorsun? Var mıydın? Yok muydun? Neden yoktun? Ya da neden vardın? Hangi dünyada doğdun? Ya da hangi dünya seni doğuran şavkı kayıtladı? Varlığı ne şekilde insanlıklaştırdın? Ya da yokluğu ne şekilde insansızlaştırdın? Var da insan var, yok da insan yok, öyle mi? Ah canlarım, nesiller boyu sordunuz, 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 öz görev hak edilmeden öz geçiş yapmaya kalktınız. Veil kapısızlara şarkıları yok ki, veil kayıtsızlara aşkları yok ki, veil tahditlilere tanrılıkları kodlanamadı ki. Yalındırlar ama şarkılarında aşkları yok. Sormayın dünya planeti neden var oldu? Kürzi sahalar neden yarınlara kodlamalar yaptı? Gürz dediğiniz sayfa neden şafkın, aşkın kelamı oldu? Ya da miniler, miniler, o atomik bütünlükler devinim artsın diye mi yaratıldı her şey? Anlamak isterseniz okuyun yoğunluğunuzdaki bilgiyi. Okuyun da kavrayın. Ben beni dillerim ama sistem olup dilleşin. Neden buradayız? Yollar yollarla, yokluklar tohumlarla, koklananlar kodlananlarla mı olmakta? Uzun zamandan beri dünya planetini izleyen birlikler bugün bunları sorguluyorlar ve bizden bilgi istiyorlar. Bugün çok önemli bir gün. Özel sayfalardaki gücün devreye girmesi bekleniyor bugün. Ve yolun kontrolü bekleniyor. Bizler de bugün bu bilgileri vermek sorumluluğunu hissettik. Ama bu bilgilerin sonu hepimizin yolu olsun diye mi çabalayalım, yoksa yolu kodlayalım da son sözü yine söz ses olup biz mi dinleyelim? Canlarım, Seyfullah dediğimiz şarkı kayıtlayıcıları bugün buradalar. O kadar çoklar ki tüm Seyfullahlar desem yeridir. Tümü burada şarkı kayıtlıyorlar. Yaptıkları mutluluktur ama kontrolleri yok galiba.
bizden sürekli bilgi bekliyorlar. Ama biz burada farklı çalışmalar yapıyoruz. Bu bölümü burada keselim dedim. Yok diyorlar. Kesmeyelim diyorlar. Varın, dilleyin siz de yüreklerinizi. Ben burada keseceğim ama sonra devam edeceğim. Şimdi sözü Baba Peker'e bırakacağım. O size anlatsın bari.